çocuklu Rus ailesinin 3. çocuğu olarak 11 Ekim 1935'te küçük kaymaklıda dünyaya geldi. Babası Ahmet Ruso, annesi Zehra Rusoydu. Kardeşleri Meryem, Mustafa, Salih ve Hasan Rusoydu. Hüseyin Ruso için gözlerin kapandı. Kurşun sesleri arasında akan kanların hürriyet yazıyordu. Kaymaklıya bakan gözlerin yürü mücahidim, yürü diyordu. Diyorum. Benden bunu fazla görmesinler. Kardeşimi anıtının yanına asayım. Canı yürekten istiyorum. Canı yürekten. Mümkün ise elimden geldiği kadar yalvarırım. İstemiyorum. Burasını istiyorum. Tamam. Yapmasınlar. 8. arkasından 7 ağ. 54 Genellikle insan hayatında acıların izleri daha derin olur. Her canlı doğar ve bilinmeyen, uzunluğu bilinmeyen bir zaman tünelinde yolculukla hayata gözlerini yumar. Belirli bir yaşın ötesi için doğal ölüm de derler. Halbuki hiçbir ölüm doğal karşılamadım kendi adıma ama doğanın vazgeçilmez katı bir kuralı. Küçük kaymaklılığım herkesin doğduğu topraklarla bağı daha derin olur. Kıbrıs sevdam genişse bunu küçülttüğümde küçük kaymaklı benim için çok farklıdır. Orada yaşadıklarımız ve yitirdiklerimiz bizler için çok özel değer taşır. Hüseyin Ruso bunlardan biridir. Ve küçük kaymaklı 25 Aralık 1963'te göç ederken Rumların saldırısı sonrasında bypass denilen bölgede vurularak şehit düştü Hüseyin Ruso. Bilemedik ondan sonra çünkü Hüseyin Ruso'nun cenazesi bir süre görüldü. Sonra oradan cesedi kayboldu, cansız bedeni. Rumlar devlet hastanesinde bir miktar Kıbrıslı Türk'ün cansız bedeni olduğunu alınmasını istedi. Kimse almadı. Daha sonra Ayvasıl şehitliğine toplu gömülmüşler. Onu hep bilmedik ama en son Hüseyin Ruso'nun geçtiğimiz yıl
mezar şey Tekebahçe şehitliğinde bulundu dene ve netice itibariyle ya bir yıldır bekliyoruz şehit düştüğü yere gömülsün. Çok hangi nelerle yaşadığımızı, nelerin engel teşkil ettiğini istemem söyleyeyim ama neticede sabırla gittik. Hükümet şehit düştüğü yerdeki iki parselin askeri bölgeden çıkarılmasını onayladı. Dün yarın saat 11.30'da şehitlikler ve anıtlar komisyonu toplanacak ve oranın şehitlik olarak kararını verecek ve büyük bir aksilik yaşamazsak eğer 25 Aralık 2018'de çok büyük olasılıkla yani 55. yıl dönümünde Rusoy'u oraya kalan kemiklerini oraya bırakacağız. Bu bir ayrıcalık mı? Hayır. Orası bir şehitlik olacak ve küçük kaymaklıdan kayıplardan bulunanlar yenileri de olursa oraya gömülecek. Umarım tekrar bir sıkıntı ve aksilik yaşanmaz. Sanıyorum bir telefon bağlantımız var. Merhaba. Merhaba Sami. İyi akşamlar. Ben Nuray Erdal Macida. Buyurun Nuray Hanım. Tanıyacaksınız da canım ben Hasan'ım benim. Eşimi rahmetlik oldu. Hüseyin Ruslu var ya. Evet. Çok sevindim. Meryem yengem böyle ağlar, çağırır, yalvarır. Yerini anıt yer yaparsınız diye rica ederim benden. Lütfen yengemin isteğini kırmayın. Onaylar. Yok biz de Nuray Hanım hep beraber bunun bir gayretini gösteriyoruz. Zannederim sona geldik. Yani biz bunu çok öyle kamuoyu önünde tartıştırmak istemedik. Ama bir gazeteci sorumluluğundan öte benim köyüme Hüseyin Rusoy'a karşı bir vicdan nöbetinin hassasiyetini aileyle birlikte götürdük. Geldiğimiz nokta tamamdır. Mümkün olursa ben de gideceğim. Rahatsızım asayım ama gideceğim. Eşim de vefat etti. Biliyorum çok tabii. Çok severdi kendini. Hep. Sen çok iyi bilin tanın eşimi de. Tabii ki bilirim. Meryem yengemi de öyle ki gördüm üzülür. Yalvarır ne olur dileğini yerine getirsin bu hükümetimiz. Olacak ama tamamdır. Aşkına. Tamamdır hiç merak etmeyin. Geldiğimiz nokta tamam görünür artık. Sağ olasınız Hasan'ım. Sağ olasınız. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize güzel bakın, de ağlamayın. Tamam. Sağ olun. Ben de tanırım, bilirim. Çok karıştık, çok görüştük kendilerine. Eşimle çok çarpıştı. 63 lira, 74 lira. Bu meselenin buraya kadar gelmemesi gerekirdi Nuray Hanım. Ama evet, tamamdır. Doğrudur. Kendinize iyi bakın. Dileği yerine gelsin. Sevinsin son vaktinde. Çünkü çok üzülür kardeşine. Çok ağlar. Evet. İyi akşamlar oğlucuğum. Başka konuşamıyorum. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Ali'cim hoş geldiniz.